Merhaba, ben avukat Murat Tezcan. Aslında hep sizlerle biliyorsunuz mülkiyet hukukuna ilişkin konuları paylaşmaya çalışıyorum ama önemli gördüğüm bazı hukuki durumlara veya bazı hukuki kararlara ilişkin de sizlere bilgilendirme amaçlı videolar hazırlıyorum. Daha önceki videolarımızın bir kısmında da yine trafik kazalarının sonrasında ortaya çıkan maddi tazminat taleplerinde sigortaların yükümlülüklerini ve bu sigortaların karşı açılan davalarda nelere dikkat edilmesi gerektiğini ya da sigortaların hangi hukuki düzenlemelerle tırnak içerisinde söylemek gerekirse korunduğunu anlatmaya çalışmıştık. Hatta bu videoların bazıları kamuoyunda önemli bir biçimde yer buldu ve basına da yansıdı. Önemli haberlere de konu edildi. Dolayısıyla bu konulardan birisi de tabii ki bu maddi tazminat davalarında sigorta genel şartlarında yapılan değişiklikler. Şöyle kısaca bir bilgi vermek gerekirse eğer bir trafik kazası söz konusuysa trafik kazasının mağduru olan kişi trafik kazasında kusurlu olan kişinin aracının sigortasına maddi tazminat taleplerinde bulunabiliyor. Bu maddi tazminat taleplerinin tabii ki sigorta teminatı çerçevesinde karşılanacağını ve bu teminatın dışındaki oluşan zararların ise ancak araç işletene karşı gidilebileceğini de hatırlatmakta fayda var. Ve bu tazminat taleplerinde de mahkemeler, tabii ki bu mahkemeler Asliye Ticaret Mahkemeleri şu anda görevli mahkeme sıfatıyla işlem yapıyorlar ve bu tür bir davada eğer taraf doğrudan başvurmak istiyorsa mahkeme yoluna bazı aşamaları da kat etmesi gerekiyor. O videonun sınırları dışında ama kısaca söylemek gerekirse önce sigortaya daha sonra arabulucuya başvurmak suretiyle bu yolları kat ettikten sonra ancak davasını açabiliyor. Ve dava açıldığında mahkemenin dikkat edeceği tabii ki en önemli husus sigorta genel şartları ve sigorta genel şartlarındaki hükümler. Bu sigorta genel şartlarındaki hükümler çok yakın bir tarihte bazı değişikliklere uğradı. Bu değişikliklerden önemli bir kısmı da hesaplamaların oluşumuna yönelik teknik konular. Bu videoda anlatmamız da çok mümkün değil ya da anlatılsa bile anlaşılması çok mümkün değil ama bazı vatandaşları doğrudan ilgilendiren bazı değişiklikler oldu. Bunlardan kısaca bahsetmek istiyorum. Bunlardan birincisi daha önceki değişikliklerle gelmiş temassız kaza kavramı bu sigorta genel şartları değişikliğiyle ortadan kaldırıldı. Ne demek bu? Yani eğer size doğrudan bir temas oluşmasa bile yapılan hareketler doğrultusunda eğer bir kazaya neden olunmuşsa, örneğin önünüzden giden bir araç zikzak yaparak çok hızlı bir biçimde dikkatini dağılmasına ve sizin manevranızla kazaya sebep olmuşsa eskiden sigorta genel şartlarında temassız kazaların da bu teminat kapsamında olduğu bahsedilirken artık temassız kaza kavramı ortadan kaldırıldığı için bu tür bir davranışta bulunan sürücünün sigortasına gitmeniz sigorta genel şartları hükümleri çerçevesinde imkansızlaştı. Çünkü temassız kaza kavramı kaldırıldı. Oldukça aslında faydalı ve bence yenilik doğuran bir kavramdı bu. Olması gereken bir kavramdı. Hatta doktrininde de oldukça desteklenmişti ama nedense bu sigorta genel şartları değişikliğiyle bu kavram kaldırıldı. Bunun dışında sigorta maddi tazminat hesaplamalarında bazı dediğim gibi teknik değişiklikler oldu ama bunları dediğim gibi anlatmamız çok mümkün değil. Onun dışında siz sigortaya talepte bulunduğunuzda mutlaka tabii ki bazı maddi tazminat kalemleri oluşacak ve bu maddi tazminat hesaplamaları aktüerya hesaplamaları şeklinde olacak. Siz sigortaya başvurduğunuzda sigorta size diyor ki ben bu kaza için işte kusur oranında düşerek size şu teklifte bulunuyorum. Ama bu teklifte bulunurken daha önce şunu söylemek zorunda değillerdi. Ya biz bu hesabı şu 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 verilere dikkate alarak yaptık ve bu da aktüerya hesabımız. Bu aktüerya hesabını dikkate alarak size bu teklifte bulunuyoruz demek zorunda değillerdi. Ve bu aktüerya hesabını sizinle paylaşmıyorlardı. Dolayısıyla aslında gerçekte oluşması gereken zarar örneğin 100 bin liraysa size önce 50 bin lira belki 30 bin lira ki sizin maddi durumunuzun da zorluğundan faydalanarak sizi ödemeleri gereken tazminat miktarlarından çok azına ikna edebiliyorlardı ki birçok
somut olayda da buna şahit olduk. Ama artık sigorta genel şartları hükmüyle bu ortadan kaldırıldı ve sigortanın mutlaka bu aktüerya hesaplarını mağdurlarla ya da talepçilerle paylaşma zorunluluğu getirildi. Bunun yanında çok kapsamlı ve çok önemli bir değişiklik bana göre getirildi. Aslında yargı içtihatlarıyla bu kısmen sağlanıyordu ama hep tereddüt vardı. Şimdi artık bu tereddüt bir genel şartlarındaki değişiklikle tümüyle ortadan kalktı ve çok önemli bir bence yenilik. Biliyorsunuz sigortalar tabii ki güçlü taraflar. Mağdurlar zaten kazanın etkisiyle zaten mağduriyetleri çok fazla artmış. Bir de bu taleplerle insanlar uğraşmak istemiyorlar. Bazı aracı firmalar denilen aslında avukatlık kanununa tümüyle aykırı kişiler tarafından kaldırılarak elde edecekleri hakların önemli bir kısmı zaten bu aracı firmalar aracılığıyla gasp edilirken sigortalar çok düşük bedellere sigortadan zarar gören yani o kazadan zarar gören kişileri ikna edebiliyorlardı ve ellerinden aldıkları ibranamelerle de bunu çok net bir biçimde daha sonra profesyonel avukatlara başvurduklarında öğrenseler dahi sıkıntı yaşayabiliyorlardı dava açtıkları zaman. Artık sigorta genel şartlarında bu hüküm ortadan kaldırıldı. Yani ya da şöyle ifade etmek gerekirse artık bu durum ortadan kaldırıldı. Çünkü eğer bir ibraname alınmışsa sigortacı tarafından, eğer bu ibraname fahiş bir biçimde sigortadan kazadan zarar gören kişinin aleyhine bir ibraname ise artık bu iptal edilebiliyor. Tekrar altını çizmek gereken bir konudur bu. Çünkü bu ibranameler eskiden yargı içtihatlarıyla yine makbuz hüviyetinde görünüyordu ama artık sigorta genel şartlarıyla fahiş olduğu kabul edilebilecek, yani sigortacının lehine fahiş olduğu kabul edilebilecek bu ibranameler 2 yıl içerisinde iptal edilebilir. Yani somutlaştırırsak, örneğin siz 2018 yılında bir kaza geçirdiniz ve kazanın hemen ertesine o kazanın da şokuyla çok almanız gereken sigorta tazminatının çok altına razı oldunuz ve belki de bir ihtiyacınızı giderdiniz veya ibraname imzaladınız. Bankadan yapılan ödemede herhangi bir yargılama merciğine başvurmayacağınızı gayri kabulü rücu bir biçimde kabul ettiniz. Ama artık bu ibranamelerin geçerli olamayacağını ya da iptal edilebileceğini söyleyelim. Bu önemli bir değişiklik. Birçok vatandaşımızın mağduriyetini gidereceğini düşündüğüm bir değişiklik. Bunun yanında yine uygulamada ya da davalarda sorunlara neden olan bir husus da sigorta genel şartları hükmünde daha da netleştirildi. Bu kısmen biraz tabii vatandaşlarımızın maalesef zorlayıcı bir hüküm. Biraz önce ifade ettiğim gibi sigorta tazminatı için mutlaka sigortacıya başvurma zorunluluğunuz var. Ama bu sigortacıya başvurma zorunluluğunu sadece bir aslında bürokratik bir engel olarak görüyorduk. Yani ufak tefek belgelerle sigortacıya başvuruyorduk. Sigortacı da bu belgelerle size sigorta tazminatı ödeyip ödemeyeceğini, ödemiyorsa bunun nedenlerini söyleyip bir belge veriyordu ve bundan sonra da işte ara bulucuya başvurmak suretiyle ticaret mahkemelerinde dava açılabiliyordu. Ama artık sigorta genel şartlarında bu sigortacıya yapılacak başvuruların hangi belgelerden oluşacağı net bir biçimde kalem kalem sıralanmış ve bu kalem kalem sıralanan belgelerle eğer başvurmadığınız zaman siz sigortacıya gerçek ve kabul edilebilir bir başvuru yapmadığınız kabul ediliyor ve tabii ki dava şartını sağlamamış oluyorsunuz. Bu da çok dikkat edilmesi gereken bir husus. Bu da sigorta genel şartlarının ek maddesinde düzenlenmiş. Hangi belgelerin olduğu düzenlenmiş. Bu da yine vatandaşları biraz olsa zorlayacak ama yargılamaların belki de daha başlamadan bitmesine neden olabilecek bir konu. Ve burada da yine özellikle İş gücü kayıplarının hesaplanmasında artık eskiden mahkeme aracılığıyla gönderiliyordu adli tıpa falan ama şu anda bu husus da sigorta genel şartları kapsamında bu alınacak belgeler içerisinde düzenlendiğinden bu hususunda rahatlıkla temin edilebileceğini söyleyebiliriz. Bu tabii ki oldukça bürokratik ve süreci biraz yani dava açma sürecini zorlaştıracağı olmasını da hani bir tarafa koymamız lazım. Evet. Benim sigorta genel şartları kapsamında sizlerle paylaşmak istediğim hususlar bunlar. Bu değişiklikler, önemli değişiklikler. Hala birçok meslektaşımızın bilmediği değişiklikler.
lütfen siz başvurularınızı, sigortaya yapacağınız başvuruları bu hususları dikkate alarak yapmanız gerekiyor. Umarım faydalı olunmuştur. Umarım daha önce imzalanmış imraname niteliğindeki anlaşmaların da iptal edilebileceğini farkına vararak belki dava süreçlerine tekrardan girişebilecek bir bilgi vermiş oluyorumdur. Beni dinlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.